Herkese merhaba. Biz şu anda çok özel bir an yaşıyoruz. Ablam burada hazırlık yapıyor. Önce ne yaptığımızı anlatayım. Her yörenin ya da her ailenin bebek 40 günlük olduğu zaman 40 uçurmak, 40 çıkarmak diye yöresel adetleri vardır. Biz de bugün onu yapıyoruz. Bebeğimiz 40 günlük oldu. Şimdi kameradan şöyle göstereyim. Gerçi başta göstermiştim. Evet, 40 tane taşımızı tencereye aldık. İhlas suresi okuduk her bir taşa. Evet, her bir taşa İhlas suresi dualarını ablam yaptı, okudu. Evet, şimdi dualarla. Dualarla. Şimdi o su taşlar kaynayacak. Hepsinin bir anlamı var yapılanların. Ama ben hepsini çok iyi bilmiyorum. Bildiklerimi sadece video boyunca ifade edebilirim. Evet, taşların anlamı. Bir daha söyler misin abla? Sen daha güzel söylüyorsun. Güçlü, güçlü kuvvetli olsun diye. Taşlar, bana, 40 tane taş. Rahmetli kayınvalidem öğretti. Onu da anıyoruz. Nur içinde yatsın. Evet, evet. Oğlumun 40'ını beraber çıkarmıştık. O bana bunları öğretti. Şimdi ben de torunuma yapıyorum. Sağ olsun Aslı kızım izin verdi yapmamıza. Onu da büyüten annesine babası sağ olsunlar. Şimdi çiçeklerimiz var. 40 tane yeşilliğimiz var. Hangisinde şifa olduğunu Allah biliyor, bilemiyoruz. Onları da son bir defa suyun içine batırıp çıkaracağız. Taşlar. İyilik, güzellik olsun diye taşlarımız kalacak. Bu banyo suyuna koyacağız bebeğimizin. Önce bebeğimizi yıkayacağız. Sonra annenin banyo yapacağı suya koyacağız birazcık. Boy abdesti alması için. Bu kadar. Evet. Sağlıklı saatli olması için 40 çeşit otumuz var burada. Taşlar kaynadıktan sonra suyun içine onları koyup çıkaracağız. Ama önce bunları ablam yıkayacak. Neler var? Şöyle zeytin dalı var. Farklı farklı ağaçlardan yapraklar var. Nane var. Beyaz gülümüz var. O kadar bitki çeşidimiz var ki. Çok bitki çeşidi. Evet, çok sağlıklı, bereketli olsun Zafer'in hayatı. Çiçeklerimizi, yeşilliklerimizi, her bir içinde bir şifa var. Onlara sağlık, huzur, mutluluk getirsin. Aslıma ve bebeğimiz Sefer Mete'ye. Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar fazla tutmayacağız. 1-2 dakika sonra yeşilliklerimizi çıkaracağız. Taşlarımız kalacak içinde. Çok güzel koktular yalnız. Değil mi? Evet. Vay dene yenil ya. Yani. Çok güzel bir koku yayıldı. Dualı taşlarımız, otlarımız, sularımız hazırlandı. Şu anda bebeğimizi yıkayacağız. Bundan sonrasını çekmeyeceğim. Sonrasında da ne olacağını söyleyeyim ama büyük hala ablamın görümcesi, yani bebeğin büyük halası olacak. Ona gidecekler. Bugün gezmiş olacak bebek ve bu sayede hani 40 uçurmak denen adetimiz gerçekleşmiş olacak.
Ömrü uzun, bahtı açık olsun benim de yeğenimin. Videoyla ilgili olarak sorunuz olacak olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Ama dediğim başta da söylemiştim. Herkesin adeti, inanışı farklıdır. Herkes istediği şekilde, istediği dualarla bu adeti yerine getirebilir. Kendinize çok iyi bakın lütfen. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.